Kayserispor'un Türk ve dünya futboluna hediye ettiği Emre Demir ile birlikteyiz. Genç yıldız Emre Demir. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz Emre. Önünde çok parlak ve uzun bir gelecek var. Şu anda Kayserispor tesislerindeyiz ve artık buradaki sezonun devam ediyor ama önümüzdeki dönemlerde seni Barcelona'da izlemeye başlayacağız. Öncelikle duygularını, düşünceleri alalım. Yani tabii ki çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımına gittiğim için. Yani önümüzdeki sene oraya gideceğim. Burada çok çalışıp oraya en iyi şekilde gitmek istiyorum. Yani performansımı burada arttırıp Barcelona'da elimden gelenin fazlasını yapıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tabii şimdi burada yaptığın çalışmalar, çalıştığın hocalar, çalıştığın tecrübeli isimler genç yaşında sana birçok şey katmıştır muhtemelen. Bununla ilgili gelişimini nasıl değerlendiriyorsun? Yani altyapı hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üzerimde çok emekleri var. Yani A takıma çıktıktan sonra da birçok hocayla çalıştım. Hepsinin de üzerimde emeği var. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani başkanımız var işte, Berna Başkanımız. Yani Ahmet abimle beraber bu işi yürüttüler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey daha güzel olur. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Teklif, Barcelona'nın seni istediğini öğrendiğin an neler düşündün, neler hissettin? Yani çok uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Çünkü transferde UEFA tarafından yaşım küçük olduğu için. Yani Berna Başkan ve Ahmet abimiz uzun bir uğraş verdi. Yani yaz ayından beri süren bir süreçte. Yani benim de haberim geçtiğimiz haftalarda oldu. Yani birçok haber çıktı. Benim de işte Ahmet abimle görüştükten sonra, oradaki sözleşmeyi gördükten sonra benim de haberim oldu. Ve çok mutluyum. O anı nasıl hatırlıyorsun? O anı yani tarif edemem. Paris Saint-Germain altyapısında da eğitim aldın. Tabii oraları da gördün ama şimdi bundan sonra Barcelona'da, La Masia'da olmak sonrasında tabii ki hedefler çok büyüktür. Hedeflerin geniştir. Kendine nasıl bir gelecek, nasıl bir hedef çiziyorsun şu an? Yani her röportajımda söyledim Avrupa'da oynamak istediğimi. Yani bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tabii ki hedefim şimdi A milli takımda oynamak. İnşallah bir gün de A milli takım formasını giyerim. Yani bunun için de çok çalışacağım. Şimdi aslında baktığımız zaman Süper Lig'de gol kaydeden en genç oyuncusun, 15 yaşında bu sevinci yaşadın. Sonrasında tabii önünde çok güzel bir kariyer oldu ve devamı da iyi olacak. Öyle gözüküyor, umarız öyle olur. Bu bütün olanlar, bütün yaşananlar senin gelişimini nasıl etkiledi sana? Nasıl bir tecrübe kazandırdı? Yani çok olumlu yönde bir etkileri oldu. Ben de yani bunun farkında olup daha çok çalıştım. Şimdi. Herkesin bir futbol idolü vardır, bir kahramanı vardır. Senin kahramanın kimdi veya futbola nasıl başladın? Başladıktan sonra kendi kime örnek aldın mesela? Yani başlarken zaten Messi'ye hep örnek alıyordum, ailede alıyorum, her maçını izliyorum. Yani ama ben Emre Demir olmak istiyorum. Emre Demir olarak kendini nasıl görüyorsun? Yani hangi özelliklerini ön plana çıkarabilirsin? Daha yolun başındayım, daha çok çalışacağım ve Emre Demir kimliğini daha iyi ortaya koymak istiyorum. Yani kendimi daha yolun başında olarak görüyorum, inşallah çok çalışarak daha iyi bir Emre Demir izletmek istiyorum herkese. Şimdi İspanyol basında tabii ki seni manşetlerine taşıdı. İspanyol televizyonları, İspanyol gazeteleri. 14 numarayı giydiğin ve saçlarını savurduğun zaman senin stilini biraz da Johan Cruyff'a benzettiler. Johan Cruyff'u belki dünya gözüyle izleyemedik ama tabii ki onun şu anda kayıtları, videoları internette çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Eski maçlarını izledin mi, hiç baktın mı? Johan yani, Cruyff'u merak ettin mi? Nasıl bir oyuncu olduğunu hiç... Evet, hiç izleyemedim ama yani çok iyi futbolcu olduğunu söylediler. Yani ben de çok duydum. 14 numarayı giydiğim için de çok duydum. Çok güzel bir numara olduğunu düşünüyorum. Barcelona'da sana herhalde yaklaşım bu şekilde biraz daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Hiç araştırdın mı oraları? Nereler? La Masia, yani işte Barcelona, ben, B takımı nasıl olacak? Senin için önden bir ön bilgin var mı şu anda? Yani küçük yaşlarda gitmiştim. Oranın ortamını da biliyorum. Çok güzel bir ortam vardı. Yani her şehirde dört dörtlüklü diyebilirim. Ben de oraya gittikten sonra hedefim tabii ki yani A takımında oynamak. İnşallah çok çalışarak kendimi orada göstererek Barcelona'nın A takımında oynayacağımı düşünüyorum. Evet, aslında bir Demir daha var orada. Yusuf Demir de var. O Avusturya kökenli. Avusturya asıllı, daha doğrusu Türk asıllı. Avusturya vatandaşı. Yusuf Demir de şu anda Barcelona'da oynuyor. Onunla ilgili düşüncelerin nelerdir? Hiç konuştun mu veya işte iletişime geçtin mi? Bunu nasıl değerlendirdin? Henüz daha iletişime geçmedik ama yakın zamanda geçeceğimizi düşünüyorum. Yani kendisini tebrik ediyorum. Çok iyi performans gösteriyor. İnşallah ben de oraya gidip çok iyi performans gösteririm. Beraber oynamak istiyorum Yusuf Demir'le.
Kayserispor'da başladığın zaman, futbolunu geliştirdiğin zaman, futbol olarak ilerlediğin zaman, tabii ki henüz daha çok gençsin, abilerin var, onlardan çok şey öğreniyorsun. Burada Kayserispor sana en çok ne kattı? Sana neler, nasıl tecrübeler ekledi? Yani Kayserispor benim hayatımı şekillendirdi diyebilirim. Çok emekleri var. Yani Kayserispor'da personellerin olsun, başkanımızın, altyapıdaki arkadaşların hepsinin üzerinde emeği var. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Yani Kayserispor benim için çok ayrı bir değere sahip. Yani herkese teşekkür ediyorum. Takımdaki abilerin neler söyledi bu konuyla ilgili sana? Abilerim tebrik etti. İnşallah onlar da bana güveniyor. Gidip orada en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğini söylediler. Ben de onların yani bu görüşlerine teşekkür ettim. İnşallah oraya gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim ben de. En çok kim tebrik etti? En çok İlhan abimiz tebrik etti. İlhan abimizin de zaten bana her zaman ilgileniyor. Yani kendisine de çok teşekkür ediyorum. En çok kimle görüşmek istersin, kimle tanışmak istersin? Barcelona'ya gittiğin zaman bir hedefin, bir hayalin, kendine çizdiğin bir yol var mı? Yani Messi ile görüşmeyi çok isterdim Barcelona'da ama orada olmadığı için bir yönden üzüldüm ama oradaki futbolcuların hepsi dünyanın en iyi futbolcuları. Yani onlarla oynayacağım için de şimdiden çok heyecanlıyım. Senden önce Rüştü Reçber gibi, Arda Turan gibi isimler Barcelona formasını giymişti. Bu heyecanı yaşayacak Türk oyunculardan biri olacaksın. Şimdi sen tabii ki çok genç bir isimsin ama senden daha genç isimlere neler tavsiye edersin? Bu yolda ilerlemek adına neler yapmalılar, nelere dikkat etmeliler? Yani hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmemeliler. Her zaman bir hayal kurup ve her zaman çalışmalılar. Yani hayatın zorlukları oluyor ama zorluklara karşı her zaman bir dik duruş ortaya koymak lazım. İnşallah genç kardeşlerimiz de çok iyi yerlere gelir. Peki şunu hatırlıyor musun? Çocukken, daha doğrusu küçük bir çocukken bir futbola başladığında, futbol topuyla tanıştığında hayalin neydi? Neyi hayal etmiştin? Yani her zaman hayalim büyük futbolcu olmaktı. Yani hala da hayalim bu şekilde büyük futbolcu olmak istiyorum. Yani küçükken her zaman 7-24 futbolla ilgili şeyler düşünüyordum. Yani bu şekilde. Peki Süper Lig'de en erken, daha doğrusu en erken yaşta golü atan bir oyuncu olduğunu bilmek, bu senin üzerine baskı oluşturuyor mu? Yani bir motivasyon mu oluyor yoksa baskı mı oluyor? Tabii ki motivasyon oluyor. Yani çok çalışıyorum. Yani bu her şeyin farkında olduğumu düşünüyorum ve her zaman da çok çalışıyorum. Evet tabii. Kayserispor'da sana kattıkları var. Sen de Türk futbolunu temsil edeceksin. Yarın öbür gün Barcelona'da forma giydiğin zaman umarız ki önemli başarılara imza atacaksın. Orada ne kadar kalmayı düşünüyorsun yoksa oradan başka bir yani kafanda bir hayalinde bir hedefinde bir yer var mı? Hedefim kariyerim boyunca Avrupa'da devam etmek. İnşallah bunu da yapacağımı düşünüyorum. Ve en büyük hedefim de milli takımda oynamak. Evet, milli takımda tabii ki çok güzel ve özel bir hedef. Umarız bu hedefinde de başarılı olursun. Sana kariyerinde ve futbol hayatında gönülden başarılar diyoruz. Umarız ki biz de ilerleyen zamanlarda senin başarılarında gurur duyalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir'le birlikteyiz. Barcelona'nın yeni yıldızı da diyebiliriz aslında kendisine. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Türk futboluna, Kayserispor'un Türk ve dünya futboluna hediye ettiği çok önemli bir isim. Umarız orada başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam eder diyoruz. Ve böylelikle röportajımızın sonuna geliyoruz.